Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra dizi güncellemelerini sizinle paylaşmak için geri döndüm. Hem de büyük bir haberle. One Piece live action uyarlamasının ana kadrosu sonunda belli oldu. Son birkaç aydır internet üzerinde birçok yalan cast haberi duyduk ama sonunda resmi hesaptan oyuncular açıklandı. Size oyuncu seçimlerinden, dizinin yapımcı kadrosu ve beklentilerinden ve son olarak da manganın yazarı Eiichiro Oda ve dizinin yürütücü yapımcısı Steven Maeda'nın oyuncu kadrosu üzerine düşüncelerinden bahsedeceğim. Öncelikle Netflix tarafından yayınlanan oyuncu kadrosu tanıtım videosuna bir bakalım. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name is Tess Skyla. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Eiichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! 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 Woo! I can't wait to become the pirate king! Welcome to the Straw Hats. Monkey D. Luffy karakterine hayat verecek olan Iñaki Godoy, 2003 doğumlu Meksikalı bir arkadaşımız. Yerinde duramayan bir karaktere sahip olduğu gözlemlenen oyuncu, Who Killed Sarah dizisinde ün yaptı ve dünya tarafından tanınmasını sağlayacak bir sonraki projesi de hiç kuşkusuz One Piece olacak. Instagram hesabında paylaştığı bu fotoğraf ile rolüne sıkıca çalıştığını ve en iyisini vermeye çalışacağını belirtti. Roronoa Zoro karakterine Makenyu hayat verecek. Kendisini de Rurouni Kenshin filminden tanıyoruz. Kılıçlarla arası var gibi, ne dersiniz? Gayet iyi bir seçim gibi duruyor. Nami karakterinde ise Emily Rudd'u izleyeceğiz. Kendisini son olarak Fear Street filminden tanıyoruz. Nami performansını heyecanla bekliyoruz. Usopp karakterine Jacob Romero Gibson hayat verecek. Tip olarak Usopp'a benziyor. Burnu hariç tabi. Ve son olarak Sanji karakterinde ise Tass Skyler'ı izleyeceğiz. Kadınlara karşı saygısı ve romantik hallerini nasıl canlandıracak izleyip göreceğiz. Instagram hesabında paylaştığı bu gönderiden tekmelerini güçlendirmeye başladığını da görüyoruz. Ben genel olarak oyuncu seçimlerini beğendim. One Piece'in yaratıcısı Oda Sensei de birçok farklı milletten ve kültürden oyuncuların bu ekipte olmasını istiyordu. Tamamı Asyalı olmadığı için beğenmeyenler de var ama Netflix dünya çapında izlenmeyi hedeflediği ve Oda Sensei'nin de isteği doğrultusunda gayet de iyi bir ana oyuncu kadrosu seçilmiş gibi görünüyor. Tabii iç oyuncu seçimiyle bitmiyor. Birazcık da yapımcılar ve yazarlardan bahsedeyim. Daha sonra Eiichiro Oda ve Steven Maeda'nın oyuncu kadrosu seçimi üzerine düşüncelerini size ileteceğim. 10 bölüm yayınlanması planlanan dizinin yapımcılığını Tomorrow Studios ve One Piece mangasının yayıncısı Shueisha üstleniyor. Tomorrow Studios ayrıca yakın zamanda Netflix'te yayınlanacak bir başka live action dizisi Cowboy Bebop'un da yapımcısı. Lost ve The X-Files dizilerinden bildiğimiz Steven Maeda ise dizimizde yazar, dizi hakkında her şeyden sorumlu yürütücü yapımcı olarak ekibin başında yer alıyor. Agents of S.H.I.E.L.D. ve Luke Cage dizilerinden tanıdığımız Matt Owens da bir başka yazar ve yürütücü yapımcı. Manganın yazarı Eiichiro Oda'nın yanında Marty Adaston ve Becky Clements de diğer yürütücü yapımcılar olarak göze çarpıyor. Dizinin gelen haberlere göre önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde prodüksiyonunun başlaması öngörülüyor. Gelelim Oda Sensei'nin ana oyuncu kadrosu hakkındaki görüşlerine. Netflix ve Tomorrow Studios ile birlikte koskocaman bir proje olan One Piece'in Hollywood Live Action uyarlaması için çalışıyoruz. Açıklandığından beri kaç gün geçti değil mi? Biliyorum, merak etmeyin, her şey gayet iyi gidiyor. Farklı kültürlerden insanlarla çalışmak çok da kolay değil. Ama eminim ki ortaya çok özel bir şey çıkacak. Şimdilik ana kadroyu açıklıyoruz. Acele etmeliydik. Çünkü açıkça görünüyor ki hemen sızıntı yaşanabilirdi, değil mi? Yüzleri, ağızlarının ve ellerinin tipi, auraları, karakterleri, sesleri, oyunculuk yetenekleri, boyları, postları, hasır şapka tayfası içindeki dengeleri falan, dünyanın birçok yerinden insanın dahil olduğu ve sayısız tartışmayla karar verdiğimiz bir oyuncu kadrosu oldu. Bu arkadaşlarımız hasır şapkalı korsanlarımız olacak. Dizinin yayınlanması tabii daha çok zaman alacak ama sonucundan emin olduğumuz ve herkesin eğleneceği, seveceği bir dizi yapma konusundaki kararlılığımız bozulmayacak. Yeni haberler için beklemede kalın. Dizinin yürütücü yapımcıları ve yazarlarından Steven Maeda ve Matt Owens'ın görüşleri, bu muhteşem ve yetenekli oyuncu kadromuzla yolculuğumuza başladığımız için çok mutluyuz. Hasır şapkalılar için doğru bakışa, duygulara ve hareketlere sahip doğru kişileri bulmak zor ve yorucu. Aynı zamanda da eğlenceli tabii ki. Bayağı zordu. One Piece'in kendisini aramak gibi. Ama sonuç olarak mükemmel uyumu bulduk. Karakterlere hayat vermek için şimdiden sıkıca çalışmaya başladılar. Aynı manga karakterleri gibi onları tanıdıkça siz de seveceksiniz. Her birimiz size neler hazırladığımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz.
Dizi hakkında edindiğimiz son bilgiler bu şekilde. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de oyuncu seçimi ve dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Tartışalım. Bir sonraki güncellede görüşmek üzere.